geldim, merhaba. Ben yine çayımı aldım, ekran başına geçtim. Ev ziyaretlerine devam ediyorum. Duygucuğum merhaba. Merhaba ablacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyi misiniz? Nasılsınız? Valla biz iyiyiz. Kendimi bile şaşırıyorum kendimi. Çok iyiyiz. Neden? Çünkü çok çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günler? Valla benim de yoğun bir şekilde evden çalışma temposuyla günler geçiyor. Sen şimdi bir söyle bakayım önce. Kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun? Tabii ki. İsmim Duygu Sönmez. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümünde doçent olarak görev yapıyorum. Harikasın. Efendim? Harikasın dedim. Biyoloğum, lisansım biyoloji. Daha sonra eğitim üzerine biyoloji ve fen bilimleri eğitimi üzerine master ve doktora yaptım. Halen de bu alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Ne güzel, keyifle çalış her zaman. Ki işini de çok severek yaptığını ben çok iyi bilirim. Peki bu dönemde sen de evde olanlardansın değil mi? Evet, mümkün olduğunca hani ofis ortamında daha az bulunup ellerimizden yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştığımız bir dönem içindeyiz. Eğitimler ama evden sürüyor değil mi sizde de? Öyle aynen, aynen. Uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Farklı ortamları kullanarak öğrencilerimizle ders yapıyoruz bu dönemde. Peki öğrenciler memnun mu hallerinden? Vallahi tabii bunu onlara sormak lazım aslında. Kıyafetler konuşunca ne kadar doğru olur bilmiyorum ama altyapı problemleri olan öğrencilerimiz var. Bu süreç bunların için biraz daha zorlu oluyor ister istemez. Evet. Bilgisayar bağlantılarında sıkıntı olanlar, sadece cep telefonuyla bu süreci sürdürmek olanlar var. Onlar için biraz daha zorlu bir süreç olduğunu tahmin ediyorum. Yani diğer altyapı imkanları daha iyi olan öğrencilerimizle kıyasla. Umarım hepsi kolaylıkla halleder. Olsun. Hani de mümkün olduğunca onların her farklı imkanla ulaşabileceği ders materyallerini kendilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Kolaylıkla olsun her şey. Hakikaten çok alışık olmadığımız bir düzen bu. Ben bazen kendimi bir film setinde falan gibi hissediyorum. Ama ben akışta olmayı severim. Olan değişikliklere uyum sağlarım, direnmem, akışa bırakırım. O yüzden de yeni dönem ne yapacağız diye baktık Masar'la beraber. Oturduk, hayatımızı programladık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu dönemde galiba dirençler çok fazla çıktı bazı insanlarda. İşte lafı gelmişken de söyleyivereyim, kimse direnmesin. Olan olduğu gibi kabul edip akışta olmak en faydalısı. Ya Duygucuğum, bu aralarda çok fazla bilgi kirliliği var. Sen de takip ediyorsundur herhalde. İnanılmaz videolar, inanılmaz haberler var. Bazen okuyamıyorum, izleyemiyorum ama çok fazla da paylaşım var bununla ilgili. Evet, internet insanların işini çok ciddi kolaylaştıran bir ortam. Fakat eşdeğer manada da sorun yaratan bir ortam. Özellikle sosyal medya ortamlarını kullanmasına bağlı olarak. Tabii günümüzde bilgi yoğunluğu çok fazla ama bu bilginin doğruluğu ve güncelliği tartışılması gereken bir konu. Ha işte bak, en doğru cümle bu herhalde değil mi? Evet, evet maalesef. İnsanlar da nedense her gördüklerini doğru kabul eder bir ruh hali içindeler. Ve otomatikman da bunu paylaşma güdüsüyle hemen farklı platformlarda dağıtım yoluna gidiyorlar. Evet. Bu fayda sağladığı kadar bir o kadar insanların farklı stresleri kendi içlerine büyütmesine de yol açabiliyor. Bu yüzden doğru bir bilginin paylaşımı özellikle bu tip dönemlerde insanların ruh hali olarak da fiziksel olarak da sağlıklı kalması için çok gerekli diye düşünüyorum ben. Ve dinleyicilere söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi, her gördüğümüzü doğru kabul etmek öncelikli evet, olarak. Bilginin doğruluğunu test edemiyorsanız farklı kaynaklardan doğrulamaya çalışın. Eğer birkaç farklı kaynak aynı şeyi söylüyorsa doğruluk ihtimali daha yüksektir. Bazı insanlar bilinçli olarak yanlış bilgi dağıtıyorlar. Bazıları bunu bilmeden dağıtıyorlar ne yazık ki. Bir de bilginin ne kadar güncel olup olmadığı burada çok evet, önemli sorulardan bir tanesi. Özellikle içinde bulunduğumuz durumda her gün bize yeni bir bilgi getiriyor.
Bir 5 gün önce paylaşılan bilgi güncel ve doğru bilgi olmayabiliyor. Yani şu an böyle bir dönem içindeyiz. Özellikle ben bilginin güncelliği ve ne zaman yayınlandığı kısmının da paylaşılmadan önce bir kontrol edilmesi ve doğruysa paylaşılması gerektiği inancında olan kişilerden biri. Evet, buna söyleyeyim. Dikkat etmekte fayda var. Bak, ben bir de bir grup insanın da evde boş oturduğu için sıkılıp ne bulursa paylaştığını düşünüyorum. Onun dışında işte korona ortaya yeni çıkmış, gece bile kalkıp haber dinliyoruz, ona bakıyoruz. Sonra ilk birkaç günde son dakika diye bir bilgi geldi böyle. Yani Facebook'tan bir paylaşmış. Son dakika olunca lambayı açtım, gözlük taktım, baktım falan. Ya okuduğum şeyin yaşadığımız olaylarla hiç ilgisi yok. Sonra tarihe bir baktım, 2016 tarihli. Ama sondaki, o zaman 2016'da işte son dakika diye paylaşılmış. 4 senedir en az paylaşılıyor, belki 5 senedir. Evet, evet. Maalesef sosyal medya. Bir tarihine bakmakta fayda var ya, kesinlikle. Evet. Ya biraz daha sorumlu paylaşım. Bir de aynı zamanda hani belli süzgeçlerden geçirerek paylaşım diyeyim. Ben hakikaten dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi. Bir de böyle beni benden alan cümleler var bazen Facebook'ta. Mesela özellikle bir tanıdığım. Daha bunlar en iyi günlerimiz. Başımıza gelecek belaların farkındayız. Her sabah böyle başlıyor güne. Ve ben her sabah onu okuyup onu yarattığı negatifleri temizlemek gibi bir vazife edindim kendime. Yani o kadar da panik ve bundan çok beslenen bir durumda ki bir şey de diyemiyorum. Aslında nasıl yemek içmek için neyle beslendiğimiz önemliyse de ruhumuzu da neyle beslediğimiz önemli. Yani bir şeyin artıları da vardır, eksileri de vardır. Hep eksiye odaklandıkça o tarafı büyütür ve onunla beslenirsiniz. Hep artıya odaklanırsanız bunu büyütürsünüz. Artıya odaklanmak böyle hayal aleminde olmak değil, polyanacılık değil, değil kesinlikle. Ortada bir şey vardır. İyisi de kötüsü de ortadadır. Bakarsın ve hangisinden besleneceğine kendin karar verirsin. Ama bu dönemde aslında baktığımız zaman her şey çok kötü değil miyiz? Çok güzel gelişmeler evet, de olmuş. Evet. Ama dediğiniz gibi medyaya baktığınız zaman hep olumsuzlar ön planda. İnsanlar da aynı vagona evet. Gelip gitme eğilimine giriyorlar ister istemez. Mesela bu konuyla ilgili de çok ciddi güzel, özellikle bu korona salgını ile ilgili bilim insanlarının kabul edilen çok ciddi ve güzel olumlu projeleri var. Aman ne güzel. Daha da odaklanmamız gerekiyor bence. Hı-hı. Ay geçen gün bir grupta yazışırken dedim ki çocuklar bugün şu kadar kişi taburcu olmuş dedim. Cevap geldi, ben ölenleri de say. Ay niye sayayım ölenleri, bu benim işim değil. Kalanları da saymak benim işim değil. Ama bu o kadar güzel bir haberdi ki ben güne bununla başlayınca o gün sevinçten hakikaten enerjim yüksek oldu. Sen ölenleri de say dedim, ben saymadım. Sadece iyi bir paylaşımda sevinerekten işte buna odaklanalım dedim ama kabul ettiremedim. Peki derslerin epey bir zamanını alıyordur senin. Onun dışında ne yapıyorsun evde? Şimdi bir mesela spor fastı ne oldu? Evden çıkamıyoruz. Hiçbir şekilde yürüyüş yapamıyoruz falan. Biz çare bulduk. Ya terasta yürüyoruz ya merdiven inip çıkıyoruz evin içinde. Sen yapıyor musun bir şeyler? Evet, evde olmanın en büyük sıkıntılarından biri belki hayatınızı farklı disiplin duygusunun içine sokmanız gerekiyor. Bu benim için de geçerli maalesef. Çünkü sabah kalkıp hani normal rutini yerine getirip işe gitmeye o kadar alışmışız ki bir anda hani sabah kalkmasam da olur mu acaba kendisinde oluyorsunuz. Tabii bizim maalesef işimiz olduğu için o şekilde bir yaşam tarzını sürdürmemiz mümkün değil. Ben mümkün olduğunca dışarı çıkıp gerçekleştirdiğim rutinlerimi de evin içinde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Spor da buna dahil. Çünkü evde olmanız belli risklerini de beraberinde getiriyor. Kilo almak gibi veya yemeğe düşmek gibi. Çünkü canınız sıkılabiliyor. Genelde başka bir şey yapamayınca eğilimimiz toplumsal olarak yemeğe yönelmek. Benim de aynı şekilde. O yüzden biraz daha bilinçli davranıp yediklerime dikkat etmek. Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmek.
Bunun yanı sıra ihtiyacım olan fiziksel aktiviteyi evin içinde yapacağım fiziksel hareketlerle telafi etmeye çalışmak. İşle ilgili yapmam gerekenleri belli bir zaman diliminin içinde bize koymak. Benim hani gündüz en azından hayatımı şekillendirmeye çalıştığım yapı bu şekilde. Ki hani hem yapmam gerekenleri yapayım, hem sağlıklı kalayım, hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak bunlar gerekli. Yani kendi içime dönüp biraz kendimi dinleyip ne oluyor, ne bitiyor, kendi ruhsal sağlığımı korumak adına yapmaya çalıştığım meditasyon vesaire gibi şeyler var. Bu şekilde geçiriyoruz. Benim hep söylediğim bir şey var. Dışarı gidemiyorsan içeri git. Dön içine bak bakalım ya. Harika bir dönem. Bu şöyle harika. Yanlış anlaşılmasın. Yaşanan olay çok kötü. Bunca insanın canının yanması, kayıplar olması çok kötü. Ama ertelenmiş her şeyi de yapmak için çok uygun bir zaman. Ve eğer insanlar isterse bunu olumluya çevirebiliyor, isterse bunu bir dırdır sebebi olabiliyor. İşte eve kapalı kaldık, ahlanırsın, vahlanırsın, bu böyle geçebilir. Veya ya bu bir yeni süreçtir, dur bakayım ben bunu en iyi şekilde nasıl sokarım dersen ortaya gene bir şeyler çıkabiliyor. Bakalım bu süreç bittiğinde herkes birbirini ne kadar değişmiş olacak. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten hani tamam artık normal rutine dönelim derdinde ne olacak? Mesela eskiye dönelim diyenler var. Ben hiç eskiye dönmek istemiyorum. Yeni bir düzen, yeni bir bakış açısı, yeni bir Ayça, yeni bir duygu, yeni olsun her şey. Eskiye dönme çabasının hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama aradan bir zaman geçecek böyle işte ne bileyim hastalar. Sonra hepimiz bir araya geleceğiz. Ne yaparız acaba? Çok merak ediyorum. Tabii insan ilişkisi özlediğimiz şeylerden biri. Şimdi o ihtiyaçlarımızı sanal ortamlarda takip etmeye çalışıyoruz ister istemez. Kamera arkası vesaire olduğu gibi. Ama ben de aynı fikirdeyim. Yani bu süreç evet kötü bir süreç. Fakat kötü bir süreç içinde olmamız bunu kendimiz için faydalı bir hale çeviremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Kişisel büyüme dönemi olarak algılıyorum ben bunu. Kişisel büyüme dönemi efendim. Çok sevdim bu lafı. Kişisel büyüme dönemi. Harikasın. Bir de insanların doğayla ilgili ilişkilenmeleri çok artıyor gibi hissediyorum bu dönemde. Hani bununla ilgili gene aynı konuya döneceğiz. Basında yalan yanlış haberler de dolaşıyor. Doğru. Fakat diğer taraftan baktığımızda insanların bireysel sorumluluklarını fark etmesi açısından da bence oldukça olumlu bir dönem yaşıyoruz. Yani dünyaya nasıl bir etki yaratıyoruz? Yaptığımız her hareketle, yaptığımız her seçimle. O açıdan baktığımızda da ben aslında çok olumlu tarafları olduğunu düşünüyorum. Tamamen olumsuza takılıp, moral bozup, evde kapalıyım noktasına odaklanmaktan ziyade bu dönemi nasıl faydalı hale getirebilirim olgusunun ben öne çıkması gerektiğini düşünüyorum her açıdan. Ben sohbet ettiğim bütün dostlarımla, bebelerimle, benim için benimle çalışan herkes bebemdir. Hep şeyi söylüyorum, bak aklına iyi fikirler gelirse buradayız. Onun için her türlü fikri açığız efendim. Senden de her türlü fikri açığız. Tabii ki. Nerede senin çayın kahve? Vallahi var bak. Kahvesiz olmaz. Kahve candır. Ama benim kahveyle pek aram yoktur ya. Kahve dükkanlarına gidip sonra çayınız var mı diye sorarım falan. Birisi bana direkt kapıyı göstermişti 3-4 sene önce. Ben de eğildim baktım zannettim ki orada bir liste var işte şu çayı bu çayı falan. Ne var orada dedim. Kapı var dedi çocuk. Peki. Onun için ben çaycı tarafım. Bitki çayı veya normal çay tarafıyım. Böyle işte bu süreci hep beraber böyle geçireceğiz. Öğrenerek, büyüyerek, fark ederek, düşünerek. Bence fark etmek için iyi bir sebep. Mesela ne kadar çok gereksiz su kullandığımızı fark edebileceğimiz bir dönem. Ben çok fazla israf sevmem ama gene bile israfmış su. Şimdi en az su kullanarak da elimi yüzümü nasıl yıkarım diye çeşitli teknikler geliştirdim. Gayet de olabiliyormuş yani. Sonra yiyecek içecekte de hiçbir şey israf olmuyor. Hatta geçen gün o kadar gördüm ki 2 demet pazı vardı. Şimdi ben bu 2 demetten 3 ayrı şey yapabilirim falan diye bakıp böyle çok da keyif aldım bundan dolayı. İşte hayata farklı bir göz
gözü bakmayı öğreneceğiz. Gözümüzdeki gereksiz gözlükleri çıkarıp atacağız. Nedir onlar? Öğrenilmiş yanlış kalıplardır. Aa, bunlar benim mutlak prensiplerimdir dediklerimizdir. Onları gözden geçirirsek bence bu süreçte gelmiş geçmiş olacak. Ama herkes daha bilinçli yaşamayı da öğrenmiş olacak. Bence de. Evet, güzel. Bak ben ara sıra alıp çay misafirimi gelebilirim. Ama söz sana bir daha gelirken kahveyle geleceğim bu sefer. Çayımıza değişiklik olur. Tamam. Hayatımıza değişiklik de. Ay Duygu İlay çok hoşsun. Her türlü bilgi paylaşımına açığız efendim. Buradayız. Bekliyoruz. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Çıkın gelin. Alın çayınızı, kahvenizi gelin. Çok öpüyoruz seni Duygucuğum. Kendine iyi bak. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Evde eğitim sürecindeki tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Dirençlerini bırakıp yeni döneme kolaylıkla herkesin uyum sağlayabilmesine niyet ediyorum. Seni sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere canım. İyi bakın kendinize. Çok sağ olun. Efendim sizlere de veda ediyorum. Sakin kalın, dingin kalın, evinizde kalın. Ama lütfen boş oturmayın. Yapacak o kadar çok şey var ki. Hiçbir şey olmasa ertelenmiş bir kitabınızı alın elinize, okumaya başlayın. Görüşmek üzere.